Tamam değil mi? Verin. Evet, tamam Sayın Kaymakam. Evet, değerli basın mensupları arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir haberi paylaşmak adına burada bir araya geldik. Türkiye Boks Federasyonumuz, Genç Türkiye Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın Kozan'da yapılmasına karar verdi. Bu haber bizi ziyadesiyle memnun ve mutlu etti ve bir o kadar da heyecanlandırdı. Çünkü ulusal çapta Türkiye çapındaki bir organizasyonun ilçemizde gerçekleşecek olması hem bizler açısından hem de ilçemiz açısından çok önemli diye düşünüyorum. Bu anlamda ben kararı veren Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç ve ekibine, bu anlamda desteğini her zaman bizlerden esirgemeyen Sayın Valimize, değerli milletvekillerimize ve il müdürümüze huzurunuza teşekkür ediyorum. Şampiyonumuzun resmi adı arkadaşlar arkadaki afişte de yazdığı gibi Oral Aslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası. Oral Aslan yakın zamanda kaybettiğimiz bir boks antrenörümüzün ismi. Ben bu anlamda kendisine rahmet diliyorum. Ailesine ve tüm boks camiasına da sizlerin vesilesiyle başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Arkadaşlar değerli şampiyonamız 31 Ocak Pazartesi günü başlayıp 6 Şubat Pazar günü yapılacak final müsabakaları da sona erecek. Yani tam bir haftalık bir periyot şeklinde gerçekleşecek. Biz ilçe olarak kaymakamlık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, belediyemiz, emniyetimiz, sağlık teşkilatımız bir bütün olarak yaklaşık bir haftadır bu şampiyonanın düzenli, huzurlu ve güzel şekilde geçmesi için gerekli planlamaları ve çalışmaları yapıyoruz. Bu anlamda ilçemize yaklaşık 60 ilden 700 sporcunun, 150 antrenörün ve yine hakemlerle birlikte toplamda 900 kişinin geleceğini varsayıyoruz. Yani 900 kişiyi bu bir hafta boyunca Kozan'da misafir edeceğiz. Bu anlamda da gerekli tedbirleri de almış durumdayız. Özellikle konaklama konusunda ilçemizdeki bütün kamu ve özel konaklama tesislerini seferber ettik. Belediyemizin konakları, öğretmen evimiz, kamu kurumuna ait misafirhaneler ve özel otel ve pansiyonlar şu anda full dolu, bu şekilde planladık. Bunlara ilave olarak KYK öğrenci, üniversite öğrenci yurdumuz ve milli eğitime bağlı birkaç yurdumuzu da bu anlamda tahsis ettik. Bunlarla ilgili her türlü hazırlıklar tamamlandı. Temizliklerinden çarşaflarına kadar, güvenliklerinden görevlendirecek personele kadar tüm tedbirleri almış durumdayız. İnşallah huzurlu bir şekilde, güzel bir şekilde tüm misafirlerimizi burada ağırlamış olacağız. Ben söz konusu şampiyonanın sporun ruhuna uygun bir şekilde sevgi, saygı ve kardeşlik içerisinde yürümesi, ilerlemesi için ve kadim şehrimiz Kozan'ımızın, Medeniyetler Şehri Kozan'ımızın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin, özelliklerin tüm konuklarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize anlatılarak, aktarılarak, gezdirilerek, gösterilerek buradan onların ilçemiz adına birer gönüllü turizm elçisi olarak mutlu bir şekilde buradan ayrılabilmeleri için her türlü elimizden gelen her türlü imkanı, devletin bütün imkanlarını seferber ettiğimizi sizlere tekrar beyan etmek istiyorum. Emeğe geçen herkesi, katkı sunan herkesi tekrar tebrik ediyorum. Onlara tekrar teşekkür ederek sözlerimi devam etmesi açısından il müdürümüze ve belediye başkanımıza bırakıyorum. Sayın Kaymakamım, kıymetli belediye başkanım, değerli basın mensupları, ben de sizleri şahsım ve teşkilatım adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Görev başladığımızdan beri ilimizde yapılacak olan faaliyetlerin farklı ilçelerde yapılmasıyla ilgili bir irade ortaya konuldu. Biz de bu iradenin gerçekleştirilmesi için elimizden geleni ortaya koymaya çalışıyoruz. Sadece il merkezinde değil, ilimizin Sayın Kaymakamımızın da belirtmiş olduğu gibi kadim şehir olan, ilçelerinden biri olan Kozan gibi diğer ilçelerimizde de faaliyetlerimizin yapılmasını arzu ediyoruz ve bu anlamda da destekliyoruz. Bu manada yapılacak olan Türkiye Gençler, Kadınlar ve Erkekler Boks Müsabakalarının Kozan'da yapılması da bizi son derece mutlu etmiştir.
Bu manada federasyonumuzla ve yerelde Sayın Kaymakamımız ve belediyemizle işbirliği içerisinde en güzel şekilde bu organizasyonun geçeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bütün imkanlarımızı seferber ettiğini zaten Sayın Kaymakamımız ifade etti. Bizler de buraya gelen misafirlerimizin en güzel şekilde ağırlanarak buradan oluşacak, şampiyonadan oluşacak milli takımların ülkemizi temsil edecek olması hasabıyla da ayrıca bir mutluluk yaşıyoruz. Bu manada emeği geçenleri ben de canı gönülden tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bu organizasyonların sayısını artırmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağımızı da bilmenizi istiyorum. Bu manada hem Sayın Kaymakamımıza, hem Belediye Başkanımıza, hem de çalışma ekibi, ilçe müdürü arkadaşlarımıza, yurt müdürü arkadaşlarımıza ve diğer paydaş olan arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Son söz olarak da Türk sporuna hem sporcu olarak hem de antrenör olarak hizmet etmiş ve sonrasında da aramızdan ayrılmış Orhan kardeşimize de Rabbimden rahmet diliyorum. İnşallah en güzel şekilde onun anısını yaşatacak bir organizasyon olacaktır. Teşekkür ediyorum. Çok değerli kaymakamımız, çok saygıdeğer Yeşil Spor İl Müdürümüz, İlçe Müdürümüz, Milli Eğitim Müdürüm, Kayaka Müdürüm, Sağlık Müdürüm, değerli basın mensupları, bugün gerçekten bugün burada çok güzel bir anı yaşıyoruz. Kozan adına, Adana adına anı yaşıyoruz. Ben başta federasyona, spor bakanlığına, başta il müdürümüze gerçekten bir ufak mesele olmuştu. Aradım sayın müdürümü. Gerçekten tam desteğini verdi. Zaten kaymakamımız her işin başında. İlçe müdürlerimiz işin başında. Gerçekten devletin bir organizasyonu, birlik bütünlüğünü görüyorsunuz. İlçelerde yapmak kolay değil. İller bile bu öyle bir organizasyon almakta zorlanıyor. Yani bu Kozan adına gurur verici bir şey. Tabii biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mesela Mustafa Kemal Sokak Topuzda konağı vardı. Yani bekliyordu. Yapılmıştı restorasyonu. Dedi ki bu tarihe yetişecek. İnşallah yarın itibariyle o bina bitecek ve 6 odamız, 12 kişi orada kalacak. İşte yapış konağı burada kalacaklar. Yine yurtlarımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz yurtlarını tahsis etti. KYK yurtlarını tahsis etti. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı. Öğretmen evi destekliyor. İşte Kozan ruhunu biz burada inşallah göstereceğiz. Ve misafirlerimiz iyi ağırlayacağız. Buradaki önemli olan o. Bir de buradaki en önemli şey belki de Kozan'ı tanıtmaktır. Çünkü Hakkari'li geliyor buraya. Siirtli, Ardahanlı, ondan sonra Ağrılı. Dün akşam itibariyle İstanbul'dan bir grup geldi. Şu anda Kozan'dalar. Erken gelenler de var. Tabii ben bu arada Fatih, milli boksör biliyorsun Fatih Öztürk'e teşekkür ediyorum. İlk fikri ortaya atanlardan biri oydu. Ondan sonra kaymakamımıza paylaştık. İşte ilçe müdürümüze, il müdürümüze paylaştık. Sonra federasyonla görüşüldü. Böyle bir organizasyonu Kozan'a verdiler. Ben emeğe geçen başta kaymakamımıza, il müdürümüze, ilçe müdürümüze, diğer yetkili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Oral kardeşim Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah anınız akıyla çıkıp güzel bir seda bırakacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii sizlerin de desteği önemli. Değerli basınımız, gerek bunun şu andan itibaren duyurulması, anlatılması, gerek de o bir haftalık faaliyet yürüdüğü zamanda işte müsabakaların işte basın yoluyla duyurulması, anlatılması, sonuçların deklar edilmesi, bunlar hep sizler sayesinde olacak. O yüzden sizlerin de tam desteğinizi bu arada da bekliyoruz. Evet. Efendim, seyirci ekspres projesi. Girişlerde herhangi bir giriş ücreti söz konusu mu? Müsabakaların izlerinde gelen vatandaşlarımız veya sporseverler buranın girişinde herhangi bir ücret ödeyecekler mi efendim? Kesinlikle herhangi bir ücret izninizi teknikçi olduğu için. Kesinlikle herhangi bir ücret söz konusu değil. Sadece buradaki dikkat edeceğimiz şey, arkadaşlarımızın dikkat edeceği şey, malum pandemi sürecini tamamen atlatmış değiliz. Maske, mesafe kuralına dikkat etmek gibi bir kaydemiz olacak. Şimdiden bile esnafımız bundan faydalanmaya başladı. Mesela oteller doldu araştırdığım kadarıyla. Yeme içmede de ciddi şey. Bir de ayrıca Kozan'ın değerlerini inşallah tanıtacağız. Orada saat aralığı olarak sabah başlayıp akşam bitecek.
Sabah başlayıp yani saat 10 gibi büyük ihtimalle teknik toplantı yapacak. Yani yarışmadan bir gün önce bir teknik toplantımız olacak. Büyük ihtimalle sizleri davetli olacaksınız. Orada bu karar alınır ama genelde Türkiye Boks Şampiyonası'nda sabah başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden bir organizasyon gerçekleştirilir. Süreç bu şekilde işleyecektir. Evet. Fatih, belirgin farklı ayrıntı var mı o işte? Sabah 8'de 9'da sabah doktor kontrolüyle tartılır. Saat 2'de 14'de maçlar başlar. Evet. Ayrıca Büyükşehir Belediye'mizde 4 tane otobüs verecek bu taşımayla ilgili. Onu da teşekkürlerim burada sunuyorum. Başkanım, Doğu illerimizi saydı. Müsabakalara katılacak illerimizi. Bu müsabakalarımıza tüm ülke genelinden katılım olacak. Büyük kulüplerimiz olan Fenerbahçe, Galatasaray gibi bu manada ekol olmuş kulüplerimiz de bu organizasyonda yer alacaklar. Bu 800 sporcumuzun bir gün Kozan'ı gezme ihtimali olacak mı başkanım? Her gün buradan olacak. Yok, şey açsınlar, serbest bir zaman açsınlar. Ya şöyle, plan yapılırsa biz elimizden geleni yaparız. Rehberlik yapacağız tabii ki onlara. Evet. Dün bile o gelen grubu valeye çıkarıldı. Bugün herhalde kahvaltıya dağılacağı gittiler. Zamanlar olacak. Yani 4 günlük bir süreçte elbette ki 4 gün boyunca maç yapmayacaklar. Maçlar belli saatlerde oldukları için işte elenenler ve diğer anlamda olanlar da elbette ki şehrimizi gezme ihtimali ihtiyacı bulacaklar. Biz burada derece yapanlar bir sonraki bir basamağı var mı olay? Yoksa buradaki derece yapanlar sadece Kozan birincisi olarak mı kalacak? Veya Oral Arslan organizasyonun birincisi mi olacaklar efendim? Türkiye birincisi oluyor. Türkiye şampiyonu olacaklar bunlar. Bu tür müsabakalarda da Türkiye şampiyonu olanlar farklı bir şey varsa düzeltebilirsin. Milli takım kadrosunu oluştururlar ve ülkemizin uluslararası arenada temsil edilmesini sağlarlar. Kusura bakmayın, böyle çok detaycı gibi olduk da. Yok, gayet doğru söyledim. İlk defa yapıldığı için bizler daha cemiyiz. Turnuva olduğunu anlatmış olduk. Dün Sayın Valimizin sormuş olduğu soruyu siz bize sordunuz. Milli takım seçmesi aynı zamanda. Evet, çok güzel. Ben Kaymakam Bey'le Sayın Belediye Başkanlığı da buradayken iş dünyamızda olacak bir şey de söylemek zorunluluğu hissediyorum. Aynı zamanda eksiklerimiz de hissederiz galiba bu konuda. Park sorunu, otopark sorunları çok yaşanıyor şehrimizde. Ve tabii ki konaklama sorunu ile ilgili inşallah bu konuda bir projeler ortaya çıkar. Bir eksiklerimize en kısa zamanda gidermek için adımlar atarız diye düşünüyorum. Zaten şu an bizim 150 yataklı, artı 50'si de olacak, 200 yataklı diyebileceğimiz öğretmen evi inşaatımız devam ediyor. Maalesef son zamanda yaşanan bu ekonomik hareketlerden dolayı ihale sürecini biraz beklemeye aldık. Yani fiyatların tam oturmasını bekliyoruz. Fiyatlar tam oturup yaklaşık maliyet ortaya çıktığında o ihale yapılacak. Dolayısıyla otomatikman 150 artı 50, 200 kişi kapasiteli bir öğretmen evimiz olacak. Ama bu çok daha büyük bir organizasyon, gördüğünüz gibi dediğim gibi 900 kişi bekliyoruz. Böyle durumda da bizim devletin diğer imkanları da var. Doğal olarak yurtlarımız, KYK yurdu olsun, öğrenci yurtlarımız olsun. Onlar da biz eğitim öğretim yılında tam ara tatiline denk gelmesi de bu anlamda isabet oldu. Oralarda da faydalanabiliyoruz. Ama dediğiniz gibi trafik konusunda da tedbirleri aldık. Sporcuların kafirlerinin çoğu kendi aracıyla gelenler olabilir muhakkak yakın çevreden ama çoğu uzaktan geldiği için toplu ulaşımla geliyorlar. O anda bizi çok yoracaklarını düşünmüyoruz ama biz ona rağmen ilçe spor müdürümüz, emniyet müdürümüzle beraber o alanın trafik sorunuyla ilgili de gerekli tedbirleri aldık. Evet. Sayın İl Müdürümüz de buradayken efendim, yine sporla alakalı ama gündem dışı. Malumunuz Kozan İsmet Atlı şehir stadyumumuz var. Bu stadyumumuzun bundan yaklaşık 6 ay önce yıkıma gerçekleştirildi. Ve ilçemizde bir tane Bar Ligi'nde mücadele eden Kozan Spor adında takımımız var. Şu anda takımımız da grubunda ciddi manada iddialı ve tekrar 3. lige çıkma yolunda mücadele ediyorlar. Aldığımız haberler içerisinde stadyumun yıkım ihalesinin yapıldığını ama yapım ihalesinin herhangi bir başlangıcının olmadığı yönünde duyumlar alıyoruz. Sayın Müdürüm, stadyumun durumuyla alakalı son gelişmeler nedir? Şu anda şehrin takımı gidiyor Ceyhan gibi yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta maç yapmak zorunda kalıyor ve sporu ve sporcuyu çok seven bir ilçede maalesef Kozan Spor'da mahrum bırakılıyor. Bu süreç nedir? Süreçle ilgili de bir bilgi alma ihtimaliniz var mı efendim? Evet, teşekkür ediyorum. Aslında düşündüm konuyu. Sayın Kaymakamım
öğretmen evine bilgi verirken acaba söylesem mi ama organizasyon önüne geçmemesi adına konuya girmedi. Detay olarak. Şöyle söyleyeyim. Bunu antiparantez olarak değerlendirirseniz çok memnun olurum. Yani bu organizasyondan sonra paylaşırsanız önüne geçmesin yani bir şey. Doğrudur. Yani Kozan sporumuzda bir kere başarılar diliyorum. İnşallah üçüncülükte göreceğiz en kısa zamanda. Biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Az önce Sayın Kaymakamım da söylediği gibi kendilerinin de bilgisi var. Biz yılbaşından önce ihale edecektik. Fakat mevcut şartlar böyle gelişince de biz de askıya almak durumunda kaldık. Şu anda bütün projelerimiz ve hazırlıklarımız tamam. Sadece Sayın Kaymakamım'ın ifade ettiği gibi fiyatların, birim fiyatlarının, bayındırlık birim fiyatlarının çıkmasını bekliyoruz. Çıktığı anda da biz ihalemize çıkacağız. Şöyle söyleyeyim, bu manada hem proje hem de çalışmalar anlamında zaten Kozanlı arkadaşlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla ben onlara hep şunu diyorum, diyorum ki sakın bir eksikliğimiz olmasın, yani projede bir eksikliğimiz olmasın. Çünkü siz Kozanlısınız, ben de fahri bir Kozanlıyım, bizi Kozan'a sokmazlar. Dolayısıyla bütün hazırlıklarımız tamamdır. Kesinlikle ve kesinlikle tribünleriyle, uygun sartan pistiyle, şim alanıyla yeniden ışıklandırmasıyla, skorboarduyla Kozan'a yakışır bir stadyum Allah'ın izniyle bu sene başlayacak. Efendim bir de mevcut sözü geçen biz projenin ne olduğunu tam olarak görmediğimiz anlamında eksiğimiz varsa çok özür diliyoruz ama mevcut projenin, hayata geçirilecek projenin daha önceki kapasiteyle şu andaki kapasitenin aynı olduğu yönünde ifadeler kullanılıyor. Yani daha önce Kozan Stadyumu 1200 kişilik oturum alanına sahipken yeni yapılacak stadyumun da 1200 kişilik yapılacağı ifade ediliyor. Orada yine Türkiye Futbol Süper Loto'nun yapmış olduğu bir halı sahamızla o halı sahamızın yerinden oynatılmamasıyla birlikte yine mevcut tribün aynı yerinde kalıyor. Yani burasının genişletilmesi veya projenin nasıl olacağıyla ilgili de bir bilgi ve son olarak efendim Kozan Spor'un ikinci yarı maçlarını geçici bir müdahalelerle kendi sahasında yapma imkanına yol açabilecek bir proje olabilir mi? Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Birinci sorunuzun cevabı kesinlikle bildiğiniz kapasite değil. Onun en az iki katı yüksekliğinde sadece protokol tarafındaki bir kapasiteden bahsediyoruz. Yani 2500 kişilik bir tribün mevcut. Karşı tarafta da yine misafir takımın olacağı yaklaşık 500 kişilik bir kapalı tribün olacak. İkinci sorunuz, burada mevcut var olan alana müdahaleler yapılarak takımın oynatılması ile ilgili olarak bu benim konum değil, bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun konusudur. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu takımın ortaya koyacağı projesini veya yapmaya çalıştığı şeyi kabul ederse oynamasında benim açımdan bir engel durum yoktur. Ama şöyle söyleyeyim, biz ikinci yarıda Allah nasip ederse İmamoğlu sahası bitiyor. Eğer takımımız da kabul ederse, ilçemiz de kabul ederse İmamoğlu'nda Kozan sporumuzun maçlarını oynayabilecek durumda olacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayrıca Ceyhan %50 kilometre. Gidiş geliş 114. Gidiş geliş zamanlı. Sanki tek gidiş 100 kilometre gibi ifade ettin de. Evet, teşekkür ederim. Algı oluşturmaya çalış. Gidiş geliş deyince bu...